Saadet Partisi Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Sayın Fatih Aydın Bey ile beraberiz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Fatih Aydın Bey'e birkaç sorumuz olacak. Bir, siyasi arenada Türkiye'nin en aktif gençlik teşkilatının başındasınız. Avrupa'da yapılanmanızı tamamlamak üzeresiniz. Saadet Partisi Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı olarak Avrupa'daki hedefleriniz nelerdir? Evet, öncelikle bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Avrupa'daki hedefimiz tabii ki buradaki bütün seçmenlerimize Saadet Partisi'nin manasını anlatıp onları inşallah Saadet Partisi ile kavuşturup oy vermelerini sağlamaktır. Çünkü biz görüyoruz ki, biliyoruz ki, inanıyoruz ki meclisin, milletimizin, İslam coğrafyasının ve dünyanın her zamankinden çok daha fazla Saadet Partisi'ne ihtiyacı var. Hem Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın, hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, hem İslam coğrafyasının gerçekten saadetin bu manasına, bu ilkelerine, prensiplerine ihtiyacı var. İnşallah biz Saadet Partisi olarak Avrupa'daki bu teşkilat çalışmalarımızla birlikte hedeflerimize ulaşıp milletimizi inşallah Saadet Partisi ile buluşturacağız. Gördüğümüz tablo bizi sevindiriyor. Şükürler olsun. Bir yıl olmasına rağmen açılışımızdan itibaren Avrupa'da çok güzel bir heyecan var. Çok güzel bir çalışma var. Biz inşallah bu tempo ile devam edersek önümüzdeki seçimlerde Avrupa'nın en büyük partisinin Saadet Partisi olduğunu inşallah birlikte görmüş olacağız. Avrupa ve dünyada 3 haftadır gündemde olan Charlie Hebdo saldırıları ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren karikatürler hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, tabii ki öncelikle biz şunu ifade edelim. Biz her türlü katliama, vahşete karşıyız. Bu çerçevede bir insan ne olursa olsun yargılanmadan asla ve asla cezası verilemez. Hele hele bu cezaları fertler, şahıs olarak asla veremez. Bu mutlaka devletin müdahale olması gereken bir konudur. Bu hususta biz bu katliamları asla ve asla kabul edemeyiz. Ama bu saldırılara baktığımız zaman gördüğümüz gerçek manasıyla şunlardır. Dünya genelinde asıl savaş İslam'ladır. Dolayısıyla dünya genelinde İslam korkusu oluşturmaya yönelik, İslam'ı terörle eş bir hale getirmeye yönelik çok çirkin tezgahlar var, çok ciddi oyunlar oynanıyor. Bu çerçevede milletimizin çok uyanık olması lazım. İslam dünyasının uyanık olması lazım. Ve bu olaylardan ders çıkartması lazım. Yaşanan bütün hadiselerin aslında temel gerekçesinde İslam dünyasının güçlü olmaması vardır. Eğer Müslümanlar bugün güçlü olmuş olsalardı, İslam birliğini sağlamış olsalardı, dünyada söz sahibi olmuş olsalardı, hiçbir kimse İslam'a hakaret etmeye de cesaret edemezdi. Peygamber Efendimiz'e de dil uzatmaya asla ve asla cesaret edemezdi. Dolayısıyla biz biliyoruz ki bir yerde vahşet varsa, terör varsa, katliam varsa, kaos varsa, kavga varsa orada İslam yoktur. İslam'ın olduğu yerde huzur vardır, mutluluk vardır, barış vardır, saadet vardır. Ve inşallah ben önümüzdeki günlerde, süreçte İslam dünyasının bu olaylardan gerekli dersleri çıkarıp güç haline gelmek için İslam birliğini kurmalarının ve arkasından inşallah hakka ve adalete dayalı, kardeşlik esasına bağlı yeni bir dünya oluşturacaklarına kalben inanıyorum. Buradaki Türk ve Müslüman kökenli gençlere verebileceğiniz mesaj nedir? Yani o kardeşlerimize vereceğimiz tabii ki en büyük mesajımız asıllarını, özüllerini unutmadan inşallah inançlarına bağlı olarak, dillerine bağlı olarak, kültürlerine bağlı olarak niçin var olduklarını unutmadan yaşamalarını tabii ki o kardeşlerimizden bekliyoruz. Buraya birçok umutla geldiler, ümitle geldiler. Bu topraklara geldiler ama bu topraklara kendi değerlerini, inançlarını katmaları gerekir. Gittikleri yerlerin rengine ve şekline bürünen bir gençlikten ziyade gittikleri yerlere rengini ve şeklini verebilen bir gençlik tabii ki en büyük hayalimizdir, idealimizdir. Çünkü bizim medeniyetimiz çok üstün bir medeniyettir. O medeni değerlerimizi, milli manevi ahlaki değerlerimizi bu topraklara yansıtırsak inşallah bizim dışımızdaki insanlar da inanç olarak söylüyorum, ırk olarak söylüyorum. Bizdeki bu medeni değerleri gördüğü zaman elbette ki bize saygı duyacaklar. Onların da bizim bu değerlerimizden istifade edeceklerine kalben inanıyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı çalışmalar diliyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum.